Mesut Ünver, Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörüyüm. Bugün sizlerle Bilecik Belediye'mizin Yaşayan Şehir Müzesi'nde Cumhuriyet Odası'nda beraberiz. Ve bugün Cumhuriyet Odası'nda kuruluş ve kurtuluş şehri olan Bilecik'in kurtuluş yıllarındaki altın sayfalara not olarak düşünülen önemli bir hatıranın hikayesini sizlerle paylaşacağız. Bilecik Belediye Başkanımız Melek Mızrak Subaşı'nın müzemize kazandırdığı orijinal nadir bir fotoğrafın hikayesi, öyküsü sizlerle bugün beraber olacak. Ve elimde gördüğünüz bu orijinal fotoğrafın Mustafa Kemal'in Anadolu ziyaretlerine çıktığında 16 Ocak 1923'te, yani bundan tam 100 yıl önce Bilecik'e uğrar ve o gün çekilen orijinal bir fotoğraf bugün Yaşayan Şehir Müzemizde. Başkanımızın da bize verdiği desteklerle bunun gibi daha nice orijinal nadir eserleri müzemizde sergilemeye devam edeceğiz. Tabii biraz hikayeden bahsedelim. Hikaye nasıldı? Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anadolu gezisine çıkmaya karar verir ve 16 Ocak 1923'te Bilecik'e, Osmaneli'ye varır. Ve Osmaneli'ye vardığında onu Muallimler Derneği reisi Talat Bey, öğrencilerden oluşan ve halktan oluşan coşkulu bir kalabalık karşılar. Ve ata indiğinde halkla selamlaşırken 9-10 yaşlarındaki Kemal Keskin adlı öğrenci hemen atanın huzuruna karşısına geçer ve uzun bir şiir okumaya başlar. Bu şiirinde Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurtuluş yıllarını anan güzel bir şiir okur ve Mustafa Kemal sabırla dinledikten sonra hemen çocuğun başını okşar ve adın ne senin diye sorar. Kemal adını duyduğunda adaşız o halde der ve ileri gelenlere dönerek bu çocuğu okutun, bu çocuğun istikbali parlak der. Ve daha sonra yanındaki büyüklere de dönerek bu yaştaki bir çocuğa bu kadar uzun bir manzumenin ezberletilmesine karşı çıkar. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün bu arzusu yerine getirilir. Kemal Keskin okutulur, kurmay albaylığa kadar yükselir ve daha sonra da Harp Akademisi öğretim üyeliği görevine kadar yükselir. Mustafa Kemal'in 100 yıl önce gördüğü, gözünden anladığı, onun gibi belki de deha bir asker, onun gibi iyi bir devlet adamı olduğunu anladığı Kemal Keskin devletine, milletine bağlı iyi bir asker olarak hayatını devam ettirir. Biz de bu önemli hikayeden sonra daha önce bir tablo olarak sergilediğimiz bir fotoğrafı artık orijinalini müzemizde sergilediğimiz için başta Belediye Başkanımız Sayın Melek Mızrak Subaşı'ya ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bunun gibi eserlerimizi müzemizde sergilemeye devam edeceğiz. Bizi takip edin.